KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor. KKTC Başbakanı Ersan Saner'le ilgili dün ortaya çıkan bir video ülke gündemine oturdu. Uygunsuz görüntülerin olduğu ileri sürülen video sonrasında Saner'in istifasını vereceği iddia edildi. Kaset haberlerinden sonra bir açıklama yapan Saner, açıklamasında genel başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. İfadelerini kullandı. Dün bazı yayın organlarında KKTC Başbakanı Ersan Saner'e ait müstehcen görüntülerin olduğu bir videonun ortaya çıktığı iddia edildi. İstifasını verecek, gündeme bomba gibi düşen video skandalı sonrasında Saner'in siyasetten çekilme kararı aldığı öne sürüldü. Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre istifa yazısı hazırlanan Ersan Saner'in bugün itibarıyla kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner'in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel'in vekalet edeceği konuşuluyor. Saner bugün öğleden sonra UBP'li bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultay'ın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken Başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu söylendi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner ise kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu belirtti. Saner'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "20 yıldır halkımıza UBP saflarında hizmet etme gayreti içinde oldum. Bu süre içinde daima çağdaşlıktan, haktan, hukuktan, siyasi etikten yana tavır koydum. Ailemin, partimizin, halkımızın huzurunu, birlik ve beraberliğini, çıkarlarını korumayı hep vazife bildim. Bu çerçevede tabandan gelen sese kulak vererek konjonktür zorunlu kıldığı için Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürerek yaşadığımız mali güçlükleri aşabilmek adına bana önemli görev düştüğünden 30 ila 31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultayda UBP genel başkanlığına aday oldum. Ne var ki, genel başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Aylardır birileri tarafından böyle bir şey yapılacağı kulaklara fısıldanıyor ancak ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum. Bu yola başvuranların ola ki o makama geldiklerinde nelere başvurabileceklerini halkımızın ve partililerimizin takdirine bırakıyorum. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum. Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir. Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur. Hatta yeraltı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar vardır. Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Dolayısıyla hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz. Bu halk beni iyi tanır. Eğer ailem, partim ve ülkem söz konusu ise her türlü kararı tereddütsüz verebileceğimi iyi bilir. Halkımız ve UBP'lilerin bu komployu benimsemesi mümkün değildir görülecektir ki siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevap verilecektir ifadelerini kullandı en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın